Evet, işte Atatürk Havalimanı'ndayım dış hatlarda. Sao Paulo'ya uçmadan önce ilk önce Roma'ya uğrayacağım. Oradan Sao Paulo'ya uçacağım. Sonra inşallah Brezilya'dayım. Normalde aslında Swiss Airlines bilet almıştım. O biletim aktarmada bir sorun yaşadım. Vize gerekiyormuş, transit vize. Ama uçacağım. Şu anda İtalya üzerinden gideceğim. Brezilya bekle geliyorum. Evet. 3 saatin ardından şu anda Roma'dayım. 1 saat sonra inşallah Sao Paulo'ya uçuyorum. Buradan sevgilerle. Sao Paulo'da görüşürüz. Brezilya'dayım. Hava çok sıcak. Hava çok 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 sıcak. Şu anda otelden çıktım. Sao Paulo'yu gezeceğim. Sizler için, kendim için gezeceğim. Sao Paulo'yu göstereceğim sizlere. Görüşmek üzere. İşte burası harika. Ibirapuera Poera. Yani bizim anlayacağımız gibi Maçka Parkı. Bunların ama çok 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 büyük. Çok 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 büyük bir yer ve bir sürü insan var. Bir sürü çok 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 yani. Son değişik yerlerini de göstereceğim. Bayağı büyük bir yer. Hani bayağı şok oldum yani, Brezilya bayağı büyük bir yer. İşte Sao Paulo'yu geziyoruz. Şu arkamda gördüğünüz olduğu katedral çok çok ünlü herhalde. Buraya geldim ama geziyorum. Şehir çok büyük. Bir, yani çok çok büyük yani. İstanbul'u büyük zannederdim ama burası çok felaket bir yer yani. Metrosu, otobüsleri, çok kalabalık insanlar var. Bir de çok yaşlı insanlar da var. Onlar da biraz hep yani tehlikeli gibi gözüküyor ama olmuyor da bilir, bilmiyorum. Tam anlayamadım yani. Şu anda bir sorun yok. Yemeğe karar verdim. Yani içmeye karar verdim daha doğrusu. Bir de İstanbul'da trafik var derler. Çok çok araba var. Yollar çok büyük. Ama yine de trafik var işte. Şehrin tam göbeğinde böyle bir park. Ve böyle her yerde var. Birkaç tane. İstanbul'a nerede böyle bir yer? Şu anda Paulista'dayım. Buranın iş dünyasının adlı yer Sao Paulo. Her yer çok büyük binalar. İstanbul'da böyle bir yer var mı bilmiyorum. Yani Maslak gibi düşünüyorum ama Maslak 10 bin katı daha fazla bir yer. Daha büyük. Bütün iş dünyası burada atıyor. Paulista. Dün burada fena bir yağmur vardı. Her tarafı sel götürdü. Her yerde yağmur, her yerde arabalar birbirine girmişti. Bugün de hava daha güzel. Dün gezemedim, bugün gezeceğim. Paulista'yı size göstereceğim. Görüşürüz. İşte bunlar da Brezilya'nın illeri.
İşte buradan geliyorsunuz, otobüs biletinizi alıyorsunuz. Gitmek istiyorsunuz. Terminal değil, havaalanı sanki de. Şuraya bakar mısınız? Burada polis amca. Evet, şu anda otelin balkonundayım. Bugün Rio de Janeiro'ya gideceğim. Otelden çıkacağım, terminale gideceğim, oradan otobüse bineceğim. 6 saatlik bir yolculuğum var. Ondan sonra inşallah Rio de Janeiro'dayım. Şu anda otelin balkonundayım. Şu arkamda gördüğünüz bira fabrikası herhalde. Oradan yüklemeler yapıp dağıtım oluyor herhalde biralar. Şu arkamda gördüğünüz tam bir yerde sanmıyorum. Orada otoban var. Günlük işte Sao Paulo bitiyor bizim için. Ama cuma tekrar geleceğim. Herhalde akşam geleceğim. Sabah da tekrar İstanbul'a inşallah dönüyorum. Beni takip edin. Rio de Janeiro. Metro istasyonu. Bu da Brezilyan kalçası. Bazen hayatı düşünüyorum da nereden nereye. Ben küçük bir çocuktum. Hayal kurardım böyle. Başka ülkelere gitmeye falan. Zannederdim ki her şey imkansız. Ama hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Yeter ki yapmak isteyin. Yeter ki gitmek isteyin. Yeter ki isteyin. Allah size her şeyi nasip eder. Yeter ki gerçekten çok isteyin. Benim hayalim, hayatımda tek olmayan şey futbolculuktur. Belki de çok isteyememiştim. Belki kısmet, bilemiyorum. Ama hayatımın şu dönemlerinde istediğim her şeyi yapıyorum. Brezilya'ya geldim. 15 tane ülke gördüm. 30 tane şehir. Saymadım ama sallıyorum, 30 tane olmuştur. Belki daha fazla. Yani hayat nasıl yaşamak isterseniz öyle. Şu anda güzel bir gündeyim. Buraları da gördüm. Allah'ın yarattıkları güzellikler. Her zaman öyle baktım. Çünkü her şeyin sahibi Allah. Şu anda Copacabana plajındayım. Görüşmek üzere. Meşhur plaj burası işte. İşte beklenen an geldi. Copacabana plajındayım. Burası çok 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 ünlü bir yer ve çok da güzel bir yer ve çok da tehlikeli bir yer. Dün haberlerde gördüm. İki tane adam turistlerin çantalarını, paraları alıp kaçıyordu. Sonra yakalandı da gerçi ama gördüm. Şimdi size Copacabana plajını göstereceğim. İşte Copacabana'ya giden plaj. Burada zaten bunlar da herhalde plaja gidiyor, denize girecekler. Çok yaklaştım. 2 dakika sonra plajdayım. Sizlerle orada görüşürüz. Adamlar 60 yaşında anasını satayım. Burada voleybol oynuyorlar. Saat daha sabahın 9.30. Düşünebiliyor musunuz? Saat daha sabahın 9.30. Vay vay vay. Ben yürümekte zorluk çekiyorum. Adamlara bak ya. Yani eminim ki ya bırak bu işleri Fatih. Bize artık şu Brezilyan kızlarını göster diyorsanız işte şu an o andır.
Şu an o andır. İşte Brezilyan kızları. Brezilya kızları. Çok güzeller. Yani üst tarafını bilemeyeceğim ama alt tarafları çok güzel. Allah sahiplerine başlasın. Ne diyeyim? İşte bunlar. Neyse bu kadar yeter. Ayıp oluyor. Hayda. Hayda. Ayak tenisi oynayan insanlar. Futbol ikiz. Şimdi tepeye geldik. Ağzını götüreceğiz. Biletimi aldım, şimdi işe doğru gidiyorum. Şimdi bilet alacağım. 71 RUP. Brezilyan parası. Pahalı biraz ama olsun. Gel! Binerseniz teleferi inenlerde binmeye çalışın ki cam tarafında olun. Yoksa ortalarda kalırsınız, hiçbir şey göremezsiniz. Yani görseniz de hiçbir şey çekemezsiniz yani. Şu anda ben manzarayı çok güzel bir şekilde çekebiliyorum. Ya da jenerde ayaklarımın altında.
Şu arkada gördüğüm güzel kapı kapağını paylaşayım. Sabah oradaydık. Akşam geldiğimde öyle düşünmüyordum ama şimdi bayağı güzel bir yer. Şimdi ya tepe çıkacağım. İşte bu ülke. Sanki de dünya ayaklarımın altında. Çok güzel değil mi? Çok kalabalık. İnsanlar akın akın buraya geldi. Vay. Ama bu çok güzelmiş. Same o ya. Masa yok ama toplamış. На фоне Рио, да? Да. Вот еще тот, кто-то видел, да? А тебя-то я не снимал здесь. Я тебе кину минимум, чем фаза бьем имел, да? Burada olmak güzel. Şimdi benim için en güzel tarafını göstereceğim size. Herkes heykelde fotoğraf çekmeye çalışıyor. Benim öyle bir gayem yok. Şimdi buraya niye çıktığımı size göstereceğim. Harika bir deneyim. Tren yolculuğumuz başladı. O belgeselden gördüğünüz tren şu anda içindeyim. Harika bir yukarı bu trenle çıkılabiliyor. Ya da özel minibüsler var. Bu iki saat sürüyor.
Öbürü daha kısa olabilir ama benim tercihim bu. Çünkü doğayı göreceğim. Çok insanlar var, görüyorsunuz. Sıra bekliyorlar. Bakalım yukarıda bizi neler bekliyor. Harika bir dinleyin. Tren yolculuğumuz başladı. O belgeselden gördüğüm tren şu anda içindeyim. Harika bir pozisyon. Я на фоне Рио, да? Да. Вот еще тот, кто приехал, да? А тебя-то я не снимал здесь. Я чекинул, мне очень много внимания. Sanki de dünya ayaklarının altında. Çok güzel değil mi? Çok kalabalık. İnsanlar akın akın buraya geldi. Vay. Ama ne güzelmiş. Sen mi oynuyorsun? Bizi kadar araya toplamış. Ne var? Demin önce öyle bir foto çektim ki öyle kimse bir foto çekememiştir. Şurada taşlar üzeri vardı, oraya çıktım. Birkaç tane foto çektirdim, sonra güvenlik geldi, düdük çaldı filan. Ya duymuyor musun filan dedi. Ben de tabi salağa yattım, anlamıyor sağlık. Portekiz'i nereden bilebilirim ki? My name is Fatih Kavuz. İşte şurası dün gezdiğimiz Copacabana plajı. Öğle yemeği. İşte şurası dün gezdiğimiz Copacabana plajı. Yaptığım
yaptığım sunumlarda inşallah beğenmişsiniz. Benim tatil şu anda sona eriyor. Check-in yaptım, havalarına gideceğim. Yarın inşallah 2 gibi İstanbul'da görüşmek üzere.